Evet sevgili hocam Vehbi Güler'le biz İslam'da kadını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam söz sizde, kaldığınız yerden devam ediyorum. Bundan 1400 sene önceydi. Dünya aynı dünya, insanlık alemi aynı insanlıktı ama insanlar kan dökmede o kadar çok ileri gitmişler ki iyilik yerini kötülüğe, doğruluk yerini eğriliğe, aydınlık yerini karanlığa adeta terk etmiş. İnsanlar birbirlerinin canını almak için adeta birbirleriyle yarışır hale gelmiş iken böyle bir hayatın içerisinde insan gibi yaşamaya çalışanlar ellerini açmışlar. Cenab-ı Hakk'a böyle dua. Allah'ım yok mu şu insanlık aleminin içerisinden bir lider, bir önder, bir kurtarıcı, bizim elimizden tutan, ağlayanımızı güldüren, düşenimizi kaldıran bir büyük lider gelmeyecek mi diye dua ederlerken hamile bir kadın düşünün. Doğmadan önce babasını kaybetmiş. Doğduktan sonra annesini kaybetmiş. Gökyüzünde semada melekler feryadu fikan. Ya Rabbi cennette ismin ile ismini yan yana yazdığın, Habibim dediğin ve ma erselnake illa rahmetellil alemin ayeti cellesinin ifade ettiği manayı kendisine verdiğin bu çocuğun babasını aldın, annesini de aldın. Sonra dedesinin yanına yerleşti, dedesini aldın. Sonra amcasının yanına yerleşti, amcasını aldın. Melekler feryadu fikan ağlarken ya Rabbi bunun sebebi hikmeti nedir diye sordular. Dünya ve ahiretin mutlak sahibi Allahu Zülcelal, yaratan, yaşatan, hüküm veren ve son kararı söyleyen. Hani büyüklerimiz derler ya, herkesin bir hesabı varsa en son hesabı Allah verir. Cenab-ı Hak meleklerine böyle söyledi. Ey meleklerim siz bilmezsiniz. Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum. Onu ben terbiye edeceğim de ahlakı ne güzel olacak. Bu kelimeye dikkat edin lütfen. Kadın buradan başlar. Yani insan bir başka yetiştirilmiş insan tarafından kurtarılır. Cenab-ı Hak bu kulunu aldı. Dağ-ı Hıra'ya götürdü. 40 yaşına kadar orada öğretti, eğitti, yetiştirdi. 40 yaşında peygamber olarak Dağ-ı Hıra'dan indi. Hadi görevine devam et dedi. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ı anlatırken şöyle söyledi. Ey insanlar, İslam fani olan bu dünyada, yalan olan bu dünyada, bir gün mutlaka sonu gelecek olan bu dünyada ebedi hakikatlara susayanların yanık bağırlarına cennet ırmaklarından Allah diyerek serin su serpendiğinin adıdır. İslam budur. İslam sevgidir. İslam saygıdır. İslam aşktır. İslam objektif, kiraya verilmemiş bir beyin ve akılla düşünecek olursanız bütün insanlık alemini kardeş yapan dinin adıdır. Ama kiraya verilmemiş bir akıl satılmamış bir vicdan ile İslam'ı inceleyecek olursanız İslam her şeyden önce sevgidir. O halde bu sevgi içerisinde bataklık içerisine düşürülen İffeti, terbiyesi, sevgisi, saygısı, hürmet ve muhabbeti olmayan kadını bataklıktan alıp, çamurdan alıp minarenin en üst şerefesine çıkartan dinin adına İslam denir. Bataklıktan çıkartıp, kadını bataklıktan çıkartıp şerefeye yerleştiren önder ve liderin adına da Hazreti Muhammed denir sallallahu aleyhi ve sellem. Kadını bu çerçeve içerisinde düşünecek olursak peygamberleri bile arkasından yürüten canlının adına kadın denir. Nülüfer. Siz dersinize çalıştınız ama ekranda bizi dinleyen kardeşlerimize bu önemli bilgileri aktaralım. Peygamberleri bile arkasında yürüten canlının adına kadın denir. Oğluyla beraber kucak kucağa Kabe'nin hatim denilen yerinde kabri bulunan canlının adına kadın denir. Dahasını söyleyeyim mi? Tabii ki öyle. Bir kadın düşünün. Bütün malını ve mülkünü, aşkını, sevdasını, sevgisini, dünyalık her şeyini sevdiği insan için vermiş. Efendisi tarafından unutulmayan kadın diye dünyaya ilan edilmiş. Unutulmayan, dünyada unutulmayan bir tane kadın vardır. O lakabı da ona beşeriyetin en büyük önder ve lideri vermiştir. İşte o kadının adına Hazreti Hatice denir. Nedir unutulmayan hali? Boyu, posu, güzelliği, fiziği değil. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Hatice'den bahsederken, ilk eşi Hazreti Hatice validemizden bahsederken unutulmayan kadının adıdır Hatice. Efendimiz devam ediyor, diyor ki iki kefene sarılıp Allah'ın huzuruna giden kadının adıdır Hatice. Bizim gibi bir kefene sarılmadı. Neden iki kefene sarıldı? İki kefene sarıldı Hazreti Hatice var. Biraz sonra söyleyeceğim. Önce şu özelliklerini, unutulmayan özelliklerini bir söyleyelim. Dahasını söyleyeyim mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetlerine geldiklerinde Hazreti Hatice validemiz Efendimizle lisanen konuşmazmış. Nasıl iletişim kurarmış hocam? Gözleriyle. Eğer bir kadının gözlerinden anlamıyorsanız siz erkek de olamazsınız diyor. Bir kadın parayla, bir kadın yemekle, bir kadın öpmekle güzelleşmez. Bütün kadınlık duygularını bu söylediğim kelimelerle elde etmez. Gözlerinizle konuşacaksınız. Şimdi herkes oturduğu yerden eşiyle nasıl konuşuyor? Akşam eve geldiğinde kapıyı nasıl açıyor? İlk açtığı zaman eşinin neresine bakıyor? Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin gözlerine bakarmış. Ve şöyle söylermiş. Ey Allah'ın Resulü, bugün ne kadar sevinçlisin. Yüzün ne kadar gülüyor. Sen yüzün ne kadar böyle tebessümlü. Veya kendisine eziyet edilip hane-i saadetlerine geldiğinde kapıyı açar, gözlerine bakar. Ey Allah'ın Resulü, bugün ne kadar üzüntülüsün. Seni bugün ne kadar çok üzmüşler. Bugün sana ne kadar çok eziyet yapmışlar der. Efendimizin mübarek başını sol göğsünün üstüne yatırır. Parmaklarını mübarek saçlarına sokar. Şimdi içini dökebilirsin dermiş. İçinizde unutulmayan kadın olmak istiyorsa Hazreti Hatice'yi kendisine örnek olacak. Değilse huzur ve saadeti bulamazsınız. İspatı mümkün olmayan hiçbir şeyi 55 senedir kürsülerdeyim, konferans salonlarındayım, mikrofon başındayım. İspatı olmayan hiçbir şeyi konuşmadım. Mahkeme salonlarına gittim, boşanmayı seyrettim. Evleneli bir sene olmuş, 6 ay olmuş, 8 ay olmuş. Ayrılmak için başvurmuşlar. Neden? Hakim hanım soruyor. Niye ayrılıyorsunuz? Bak Allah sizi ne kadar güzel yaratmış. Boylusunuz, boylusunuz, güzelsiniz, imkanlarınız var. Neden? İkisinden bir tanesi diyor ki ben elektrik alamadım. Ula hanginiz elektrik trafasıydı da elektrik alamadınız? Sizi yetiştiren anneler, babalar lambanın ışığında sizi yetiştirdi. Onlarda elektrik yoktu ki. Ya fenerle yetiştirdiler, ya lüksle yetiştirdiler, ya gaz lambasıyla yetiştirdiler. Ama seni yetiştirdiler. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün hane-i saadette kapıları çalındı. Tabii kapı yok o zaman. İyi anlaşılması babından söylüyorum. Dışarıdan ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya ya Hatice seslenerek. Kapı yok, neyi çalacak? Kapı açılıyor. İhtiyar bir kadın, beli bükülmüş. Medine-i Münevvere'de. Hazreti Ayşe validemiz kapıyı açıyor. Diyor ki Muhammed evde mi? Evde diyor. Eğer müsaitse, kabul ederse kendisini ziyaret etmek isterim deyince Efendimiz sesinden tanıyor, kalkıyor kapıya kadar geliyor. Buyurun diyor. Buyurun. Bu ne şeref? Şeref verdiniz. Unutmadınız. Ziyaretime geldiniz. Buyurun. Oturduğu minderi kalkıp o ihtiyar valideye veriyor. Hoş sohbet ettikten sonra ihtiyar teyze gidiyor. Hazreti Ayşe validemiz biraz kıskançmış. Demiş ki, ey benim sevgili eşim. Kimdir bu ihtiyar? Peygamberimiz cevap veriyor. Ey Ayşe, bu ihtiyar Hazreti Hatice'nin can arkadaşı, yol arkadaşı, dostu. Hani bizde baba dostu, anne dostu var ya. Evet. Ta oradan gelir. Hazreti Ayşe validemiz kıskanç olduğu için seneler önce ölüp giden ihtiyar bir kadının, ihtiyar bir kadın dediği Hazreti Hatice validemiz, ihtiyar bir kadının arkadaşı için bu kadar saygı, bu kadar sevgi çok değil mi? Zira onun yerine benim gibi bir genç geldi diye kendini gösterince Efendimizin mübarek yüzü biraz değişiyor. Diyor ki ey Ayşe otur. Hatice'yi unutulmayan kadının adıdır. Vefat ettiği zaman iki kefene sarılan kadının adıdır. Vefat etmeden önce 5 tane vasiyeti olan kadının adıdır. Fakat zannetme ki boyuyla, posuyla, fiziğiyle, güzelliğiyle unutulmayan kadın değil. Bütün Mekkeli'nin benim peygamberliğimi inkar ettiği zamanda ben sana inanıyorum çünkü sen benim eşimsin, Muhammedül Emin'sin diyen kadının adıdır. Dikkat et. Buna dikkat et. Mekke-i Mükerreme'de peygamberliğimi ilan ettiğim zaman bütün Mekkelilerin bir lokma ekmek vermediği zaman bütün malını ve mülkünü sen benim eşimsin, sen benim canımsın, aynı evi paylaşıyoruz, malındır diyen kadının adıdır. Hocam 5 vasiyeti neydi onu da çok merak etmiyorum. 2 kefeni 5... Vasiyetinden İkisinde. Çok daha önemli. Evet. Söyleyeceğim. Evet. Söyleyeceğim dediğiniz için onu bir daha tekrar etmedim. Ama 5 vasfını sayıyor Hatice validemizin. Diyor ki ya Ayşe tükür bakayım. Tükürünce Hazreti Ayşe validemizin ağzından kan geliyor. Sakın ola hiç kimsenin arkasından dedikodu yapmayasın. İslam, sevgili Nülüfer. Hazreti Hatice validemiz Efendimiz'e diyor ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam artık vaktimin geldiğini biliyorum. Otur. Seninle bir şeyler konuşalım. Efendimiz oturuyor. Diyor ki bu söyleyeceklerimi vasiyet olarak kabul et. 1. Senin eşindim. Ama senin istediğin gibi eş olabildim mi, olamadım mı bilmiyorum. Hakkını bana helal et. 21. asrın kokmuş medeniyetinin içerisinde, kokuşmuş, çürümüş medeniyetinin içerisinde böyle bir tane kadın arıyoruz. Hazreti Hatice gibi unutulmayan bir kadın olmak istiyorsanız eğer onu kendinize örnek kabul edeceksiniz. Çünkü o kadim kültür ve medeniyet içerisinde, kadim kültür ve medeniyet nedir? Kur'an medeniyeti. Kur'an ne diyor? Kur'an diyor ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin peygamber olmaktan başka hiçbir görevin yok. Hiç kimseye hidayet veremezsin. Hidayet vermek Allahu Zülcelal'e aittir. Ama sen anlatacaksın, tebliğ edeceksin, söyleyeceksin. Bıkmadan, yorulmadan, üzülmeden İslam'ı tebliğ edeceksin. İslam'ı tebliğ ettiğin zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Ashabım ve ümmetim. Dolayısıyla ey dünya, ey insanlık alemi. Dolayısıyla ey analar. Analar için. Ben hiçbirinize namaz kılın, oruç tutun, zekat verin demedim. Ama ben İslam peygamberi olarak ey analar, sulbünüzden gelen çocuklarınıza İslam ahlakıyla yetiştirin. Ahlaksız bir evlat yetiştirecek olursanız namaz kılan ama hırsızlık yapan bir evlat olur. Doğru. Oruç tutan ama insanları katleden bir evlat olur. Niye? Ahlaksız. İslam'a kadim kültür ve medeniyetten bir şey yok. Hazreti Hatice validemiz diyor ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, gerçek manada ben sana eş olabildim mi olamadım mı bilmiyorum. Ama bana hakkını helal et. Çok şey söylenir. Hatta bunun üzerine kitap da yazılır. 2. Senin eşin olarak iyi günde kötü, hani şimdi nikah kıyarken evet, söylerler ya, Hazreti Hatice validemizin sözüdür. İyi günde, kötü günde, acı günde, tatlı günde, varlıkta, yoklukta, hastalıkta, sağlıkta sen bana, ben sana eş olmaya çalıştım. Eksiklerimle beraber yapmış olduğum sana hanımlığı, eşliği lütfen kabul eyle. Eksikliğiyle beraber benim hakkım sana helaldir ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. 3. Ya Muhammed, ben vefat ettikten sonra kızım Fatıma küçük. Sakın ola, sakın ola yetim kalacak. Ona Mekke kadınlarına bağırttırma. Yetimlere acı söz, kem laf söylettirme. Fatıma sana emanet. 3 oldu. Benim adetimdir. Böyle maddeleri bir iki tanesini bırakırım. Kardeşlerim bir kitap karıştırsınlar. Doğru. Kitaptan okusun. Niye? Okumuyoruz biz. Çok doğru hocam. Okumamız lazım. 3'ünü söyledim. 2'si kaldı. Nereden bulacaklar? İslam tarihinden bulacaklar. Okumak lazım. Dolayısıyla Hazreti Hatice'nin yetiştirdiği Fatıma validemiz, o çok enteresan. Onun için Hazreti Hatice unutulmayan kadın. Neden? Evlat yetiştirdi. Herkes yetiştirdiği evlada bir baksın şimdi. Sevgi, saygı, hürmet, muhabbet, şefkat, merhamet, adalet, eşitlik, paylaşma, ahde vefa, vatan sevgisi, bayrak ve sancağı burca dikme aşkı ve sevdası ile bir evlat yetiştirmemişseniz çocuk yetiştirdik demeyin. Kimse yani din anlatıyoruz. Din hatır için anlatılmaz. Hak ve hakikatleri Allah rızası için söyleyecek olursak, Nilüfer bana kırılır mı, kırılmaz mı, üzülür mü, üzülmez mi, küser mi, küsmez mi diye düşünmem. Allah için düşünmem. Niye? Allah'ın emrini anlatıyoruz. Dolayısıyla her anne baba kendinden önce çocuğunu yetiştirmesi lazım. Zaten herkes böyle çocuk yetiştirse, her çeşit imkanları çocuğunuza sunuyorsunuz. Dünyalık her şeyi elde edebilmek. Sorarlar adama. Çocuğun aç kalmasın diye midesini sabah, öğle, akşam, ara vakitlerde ye evladım, iç evladım, kuvvetten düşme evladım. Midesini düşünüyorsun çocuğun da. Ruhunu niye düşünmüyorsun? Her yetiştirdiğin çocuğa gönülden Allah aşkını veremiyorsan eğer, sen nasıl analık yaptın diye sorarlar adama. Ne zaman? Gittiğin yerde. Belki dünyada sormazlar. Ve tini ve zeytuni ve duri senine ve hazel beledil emin lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Yaratılmışların en şereflisi insan. Ama arkasında bir ayet var. Sümme radednahu esfele safilin. Yaratılmışların en şerefsizi de insan. Kim yetiştirecek? Ana. Ana yetiştirecek. Baba her gün çıkıyor, geziyor, evet, dolanıyor. Çocukların rızkını kazanmak için evinin malzemesini almak. Ama ana her şeyden önce çocuklarını ahlaklı yetiştirecek. Onun için Efendimiz böyle buyuruyorlar. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen bir peygamberim. Namaz kılacaksın ama. Oruç tutacaksın, zekatını ver, ahlak. Dürüst olacaksın, yalan söylemeyeceksin. Hele hele hainlik hiç yapmayacaksın. Çünkü Allah-u Zülcelal hadisi kutsisinde buyuruyorlar ki mümin kulunda iki hastalık asla olmaz. Bu hastalıktır bu. Mümin kulumda, Allah'a ve Resulüne inanan, Kur'an'ın önünde diz çöken mümin kulumda iki hastalık asla olmaz. Efendimiz'e soruyor, bizatihi ebi ve ümmi ya Resulallah. Nedir o iki hastalık? Bir, mümin kul yalan söylemez. İki, mümin kul hainlik yapmaz. Bu ikisi bulunmaz. Bir müminde bu ikisi... Hazreti Fatıma yine kalacak. Bir hadis-i şerif daha hatırıma geldi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir genç geldi. Yemenli bir genç geldi. Siz Allah'ın Resulü müsünüz? Evet. İslam'ın peygamberi misiniz? Evet. İslam dininin son din olduğunu söyleyen siz misiniz? Evet. Ben size inandım. Ama terk edemediğim üç şey var benim. Terk edemedim. Evet, Müslüman oldum. Allah'ın varlığına, birliğine inandım. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek kelime-i şehadet getirdim, Müslüman oldum. Fakat üç hastalığım var, bırakamadım. Efendimiz tebessüm etti. Nedir o üç hastalığın delikanlı? Bir, içki içmeyi bırakamadım. İki, yalan söylemeyi bırakamadım. Üç, zina etmeyi bırakamadım. Bana bir yol göster. Bunları bırakamadım. Bırakmam da mümkün değil. Böyle bir derdim de yok. Düşünmüyorum yani. Bırakayım diye de düşünmüyorum. Ama bana bir yol göster. Efendimiz dedi ki, ey delikanlı, bak Yemen'den buraya gelmişsin. Yemen'le Medine-i Münevve 600 küsür kilometre. Yayan gelmişsin. Eziyet, çile çektin geldin. Terledin, yoruldun geldin. Sana bir şey söyleyeyim, tutar mısın? Tek bir şey. Delikanlı başını önüne eğdi, düşündü. Bir tane mi söyleyeceksiniz dedi. Evet, bir şartım var. Bir tane söyleyeceğim. Tutacağım dedi. Söz mü? Söz. Ey delikanlı, yalan söylemeyi bırak. Ötekinleri ne yaparsan yap. Ama bana söz verdin, yalan söylemeyi bıraktım ya Resulallah dedi. Yalan söylemeyi bıraktım. Efendimiz dedi ki, bu delikanlıyı 10 gün Medine-i Münevvere'de misafir edin. Üçüncü gün delikanlıyla Ravza-i Mutahhara'nın, Kubbe-i Hadra'nın hemen arka kısmına doğru bir sokakta karşılaştılar. Selamlaştıktan sonra Efendimiz sordu. Delikanlı, alkolle nasılsın? Şimdi delikanlı bir yutkundu, bir sustu, bir kızardı, bir... Söz verdi, yalan söylemeyecek. Kafasını önüne eğdi. Dedi ki, ya Resulallah, bir sefer kaçırdım. Bir sefer içtim. Yalan söylemediğin için seni tebrik ediyorum. Yalan söylememeye devam et. Sakın yalan söyleme. Öteki hastalıklar da bitecek. Onları da bırakacaksın. Ama yalanı asla. Onun için ümmeti Muhammed'de yalan olmaz. Öyleyse Zümer suresinin 9. ayeti celilesinde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri böyle buyuruyorlar. Kul, söyle Habibim. Kime? İnsanlık alemine, evladu Adem'e, beni beşere. Çünkü Peygamberimiz belirli bir kavme, belirli bir millete, belirli bir cemaate, cemiyete peygamber olmadı. Bütün insanlık aleminin peygamberinin adına Hazreti Muhammed denir aleyhissalatü vesselam. Bir gün sohbetimizde Efendimiz Mekke'ye inmese de dünyanın en uç kısmına, Amerika'ya inse, Hazreti İsa Aleyhisselam'la doğduğu büyüdüğü yere inse, Hazreti Musa'da doğduğu büyüdüğü yere inse, Peygamber Efendimiz de Mekke'de doğdu ama Mekke'ye inmesin, Amerika'ya gönderelim, Hindistan'a gitsin veya dünyanın en son ucuna, ekvatorlara gitsin. Şimdi anlatmayalım. İlerideki sohbetlerde bunu bana sor. Tamam, sorayım hocam. Çok önemli bir şey bu. Kul Habibim söyle. Neyi? Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Görenle görmeyen bir olur mu? Duyanla duymayan bir olur mu? Yürüyenle oturan bir olur mu? İlim tahsil edenle cahil olan bir olur mu? İlim ve irfanı bir kenara bırakarak makamına, mevkiine, şanına, şöhretine, parasına, puluna güvenen insan bir olur mu? Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Elbette bir olmaz. Cenab-ı Hak cevap veriyor. Elbette bir olmaz. Peki ne yapmak lazım? Fes'elu ehle zikri. 2. ayeti celle. Nahil suresinin 43. ayeti cellesinde Cenab-ı Hak cevap veriyor. Öyleyse bir bilene sorun. Bir bilene sorun. Her şeyi bilmeniz mümkün değil. Her soruya cevap vermek zorunda da değilsiniz. Şimdi İslam hukuku benim branşım. Evet. Ama öyle sorular var ki bildiğim halde cevap vermem. Neden? Çünkü ben fetva makamı değilim. Diyanet İşleri Başkanımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı fetva makamı var. Müftilerimiz var. Gideceksin. Onlar fetva makamıdır. Onlardan bildiğim halde konuşmam. Ebe kardeşim. Tıp kitabını okuyan adam doktor olamıyorsa, hukuk kitabını okuyan adam avukat olamıyorsa, avukat, hakim, savcı olamıyorsa, Kur'an-ı Kerim'i bir sefer okudum diye sen hoca mı olacaksın yani? Asla. Allah aşkına. Fes'elu ehle zikri. Cenab-ı Hak diyor ki o zaman bir bilene sorunuz. Bizi ekranlardan dinleyen kardeşlerime vasiyet babında kulaklarına küpe olarak takıyorum. Şunu asla unutmasınlar. Anlamak masraflı bir iştir. Anlamak masraflı, çok masraflı bir iştir. İlim lazım, irfan lazım, edep lazım, ahlak lazım, terbiye lazım, dürüstlük lazım, samimiyet lazım, gönülden Allah aşkıyla yanmak lazım anlamak için. Ama yanlış anlamak çok kolaydır. Evet, küfretmek çok kolaydır. Hakaret etmek çok kolaydır. Allah yanlış anlamaktan ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin inşallah. Yanlış anlamak için 2 şey lazım. 1. Kötü niyet. 2. Cahil olmak yeter. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i cahil olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Hazreti Fatıma validemiz, Hatice validemizin yetiştirdiği son 5 dakikayı duaya ayıralım. Evet, evet. Son 5 dakika. Kardeşlerim haber versinler. 5 dakikada böyle aşkla, sağcısıyla, solcusuyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, hacısıyla, hocasıyla, zenginiyle, fakiriyle, amiriyle, memuruyla, hulasa devlet başkanından mahalle bakkalı amcamıza varıncaya kadar, dağdaki çobanımızdan terzimize, kuaförümüze varıncaya kadar el açıp hep beraber 85 milyon memleket evladı gönülden amin diyerek Rabbimize şu cuma saatinde yalvarıp yakaralım. Onun için kardeşlerim, herkes, bütün akrabalarına, eş dost, ahbabı yaran ve arkadaşlarına telefonla ulaşsınlar. Cuma duasına Beyaz TV'ye bekliyoruz. Evet, birazdan sevgili hocam bu güzel duayı yapacak. Bizler de inşallah hep birlikte amin diyerek mühürleyeceğiz. Amin inşallah. Evet. 30 saniye sonra da araya gitmemiz lazım hocam. Aradan hemen sonra bu duayı yapalım. Evet. Hazreti Hatice validemizin yetiştirdiği Hazreti Fatıma validemiz çok enteresandır. Hayatı enteresandır. Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali, onların nikahları Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma validemizin 2 sefer nikahı kıyılmıştır. Bir, Arş-ı Alâ'da bizzat melekler şahit olmuş, Allah nikahını kıymış. Yeryüzünde sahabe şahit olmuş, Resulullah nikahını kıymış. Hocam bu çok önemli. Bunu haftaya konularımız arasına alalım mı? İnşallah. Fatıma validemiz 2. hafta yine yetiştiremedik bu işi. Evet ama nasıl olsa size hep ağırlayacağız hocam. Bu konularımızı böyle her hafta konuşalım. Kısa araya gidiyoruz. Aradan hemen sonra sevgili hocamla birlikte muhteşem bir cuma duası yapacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Bir yere ayrılmayın lütfen. Evet, yayınımızı sevgili hocamın duasıyla kapatalım. Ben hiç araya girmiyorum hocam. Şimdiden de amin diyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttekin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sana hamdü şükürler olsun ey ulu Allah'ım. Bizleri dini İslam üzere yarattın. Ey kainatın yegane haliki ve sahibi olan Allah'ım, bizleri daima doğru ve nurlu yolundan ayırma. Varlığın, birliğin, izzetin, celalin ve celali zat-ı pakin ve nuru azametin hakkı için Habibi Edib'in 2 cihan güneşi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmeti için almış olduğumuz abdestlerimizi, kılmış olduğumuz namazlarımızı, etmiş olduğumuz dua, tövbe ve istiğfarlarımızı, çekmiş olduğumuz zikr-i tesbihlerimizi, seher vakti seccademizin üzerinde gönülden Allah diyerek dökülen gözyaşlarımızı dergâh-ı izzetinde kusurlarıyla beraber kabul eyle ya Rabbi. Bunlardan hasıl olan sevabı öncelikle, özellikle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak, münevver, mutahher, muazzez ruhu tayyibelerine, hal ve asaplarının ruhlarına, evliyanın, enbiyanın, şühedanın, fukahanın, Allah dostlarının ruhlarına, şu anda Beyaz TV binasının içerisinde çalışan bütün kardeşlerimizle beraber, Beyaz TV ekranlarında büyük bir aşk ile duamıza icabet ederek gönülden amin diyen kardeşlerimizin annelerinden, babalarından, dedelerinden, nenelerinden, ahbab-ı yaran, eş, dost, konu komşu arkadaşlarından irtikar-ı dar-ı baka edenlerin ruhlarına da hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Kendilerini şu meclisimizden haberdar eyle ya Rabbi. Korktuklarından kurtarıp umduklarına nail olanlardan eyle ya Rabbi. Şayet günahları var ise Rahman ve Rahim sıfatlarınla şu mübarek cuma gün ve cuma saati yüzüsü hürmetine onları da affediver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Samimi kullarını kötülerin şerrine, zalimlerin zulmüne, yalancıların diline, çıkarcıların menfaatine, iki yüzlülerin yüzsüzlüğüne bizleri bırakma ya Rabbi. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.